Ya bizim derdimiz ordunun güçlenmesi. Gerçekten ordu fındıkta Türkiye'den fazla üretim yapan ülke. Dünyada. Ve Türkiye'deki üretimin %32'si ordumuzda üretiliyor. Aynı zamanda kayıtlı üretim yapan çiftçi sayısı da 128 bin evet. gibi inanılmaz bir yüksek rakam. Tabii bizim istediğimiz şey de bu natürel bir fındık olarak bunun tüketimi değil, işlenerek mamul yani katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürerek üreticimizin daha fazla bu ürettiğim şeyden, üründen daha fazla katkı payı alabilmesini sağlamak. Çünkü öbür türlü natürel fındık olarak satıldığı zaman arada imalatı kim yaparsa o aslında tüketim piyasasına sürdüğü zaman o daha fazla katkı payı alıyor. Onun için bizim istediğimiz şey imalat sürecinin de orduda, ordulu çiftçilerimizin, iş adamlarımızın, iş insanlarımızın katkılarıyla sürecin yönetilmesi ve çok daha fazla hem ülkenin ekonomisine hem de ordunun ekonomisine katkı verecek bir ürüne dönüştürebilmek. Başka? Şehitlerimiz, gerekli gazilerimiz vatanın bölünmez, ayrılmaz bir parçasıyız. Biz devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz en fazla hassasiyet gösterdiği şehit ailelerimizin sorunları, gazilerimizin sorunları. Bizler de elimizden ne geliyorsa her zaman sizin yanınızdayız. Derdinize ne kadar küçük de olsa katkı verebilirsek biz kendimizi bahtiyar hissederiz. Tekrar ben tüm ailelere, şehitler olan tüm ailelerimize başsağlığı diliyorum. İnşallah bu süreç içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Hem Milli Eğitim Bakanlığı olarak katkı vereceğiniz neler varsa sizin ihtiyaçlarınızı çözme bağlamında her türlü katkı vereceğiz. Devletin imkanlarıyla birlikte de. Çünkü sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Bu emaneti ne katkı verebilirsek, onların koşulları ne kadar iyileştirebilirsek biz kendimizi o kadar mutlu hissederiz. Evet, yavaş yavaş. Çoğu ahirete intikal etti. Birkaç tane var, onlar da yaşlı. Ettik ve gurur duyduk, onur duyduk. Allah sizin gibi insanları devlet. Ben bu ülke için nerede olursa olsun fedakar bir şekilde Türkiye'nin çıkarlarını savundukları için, burada mücadele ettikleri için kıymetli başkanına, diğer gazilerimize de işte şükranlarını sunuyorum. Devletimiz bunun için güçlü. Hem yurt içinde hem yurt dışında bu devlet için canlı gözüne kırpmadan feda etmeye hazır vatandaşlarımız var. Gerçekten bu coğrafya bu anlamda çok farklı bir coğrafya. Merhaba. Merhaba. Bu ülke her alanda devletin bekası için, milletin çıkarları için, vatanın korunması için fedakarca çalışan askerimiz, polisimiz, vatandaşlarımızın o güçlü iradeleriyle ayakta duruyor. Polisimiz her zaman devletinin yanında, milletinin hizmetinde faaliyet gösterirken kahpe saldırılarına, terör saldırılarına maruz kalıyor.